Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 20 Temmuz'da Türkiye saatine göre akşam 20.32'de 28 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Evet, bu yılın Yengeç Burcu'nda doğan ikinci yeni ayı, ilk yeni ayı 21 Haziran'da yaşamıştık. 0 derece Yengeç Burcu'nda ve aynı zamanda bir güneş tutulmasıydı. 20 Temmuz'da yaşayacağımız yeni ay yine Yengeç Burcu'nda bu sefer son derecelerinde meydana gelecek. Özellikle öncü burçlarımız daha fazla etki alıyor. Öncü burçlarımızın son günlerinde doğanlarla sabit burçlarımızın ilk günlerinde doğanlar bu yeni aydan bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirler. Her yeni ay kendi içinde tabii ki yeni olasılıkları, yeni enerjileri barındırır ve ayın ışığı yavaş yavaş büyürken yeni ayında enerjileri hayatımıza dahil olur. Toplumsal anlamda dünyasal olayları da etkileyebilecek güçlü durumlarla karşılaşabiliriz. Bireysel haritalarımızda da özellikle Yengeç Burcu'nun bulunduğu ev alanları ve derecesel olarak da 28 derece ve yakınlarında bulunan gezegenlerimiz bu yeni aydan önemli etkiler alabilirler. Evet, yeni ay an haritasına baktığımızda Türkiye saatine göre baktığımızda 20.32'de yükselen burçta 0 derece kova yükseliyor ve yeni ay haritanın 6. evinde meydana gelecek. Güneş ve ayın tam karşısında 28 derece oğlak burcunda Satürn yerleşiyor. Dolayısıyla Satürn'ün çok güçlü enerjileri hakim bu yeni aya. Satürnyen bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Satürn söz konusu olunca hep böyle bir hayatımızda sorumluluklar, görevler, biraz kısıtlanmalar, zaman zaman dersler, engeller, zorluklar akla gelir. Burada Satürn'ün özellikle Oğlak Burcu'ndaki yerleşim 28 derece Oğlak. Biliyorsunuz 2 Temmuz'dan itibaren Satürn tekrar Oğlak Burcu'na geri geldi. Ve Aralık ayına kadar da Oğlak Burcu'nda olacak. Şimdi bu yeni ayda güçlü bir Satürn enerjisi görüyoruz. Retro bir Satürn belki artık bazı şeyleri son 1,5-2 yıldır hayatımızda var olan yapıları gözden geçirmemiz, eksikleri tamamlamamız veya burada var olan bazı ihmallerimiz, yanlışlarımız varsa bunlarla yüzleşmemiz için bu yeni ay döngüsünde tekrar söz sahibi olacak gibi görünüyor. Yengeç Burcu'nun 28 derecesi aslında çok güçlü bir derecedir. Yengeç kişisel ve toplumsal alanlarda özel hayatımız, güvenliğimiz, bakımımız, beslenmemiz, barınmamızla alakalıdır. Aile, ebeveynlerimiz, aile büyüklerimiz, annemiz, babamız, çocukluğumuz, geçmişimiz, vatanımız, milletimiz, yuvamız Yengeç Burcu ile alakalıdır. Ve Satürn'ün de buradaki teması biraz daha derinlere, biraz daha geçmişe, belki geçmişten gelen ruhsal, bedensel, zihinsel, duygusal, her türlü kalıplaşmış durumlara da işaret ediyor. Geçmişe bizi bir çekiyor, geçmişi sorgulatıyor ve geçmişin üzerimizdeki etkilerini de aslında gündeme getiriyor. Hepimiz daha bir hassas olabiliriz. Ailemizle ilgili konularda, güvenliğimizle ilgili konularda, yuvamızla ilgili, vatanımız, milletimizle ilgili, beslenme, barınma gibi en temel ihtiyaçlarımızla ilgili alanlarda daha bir hassas olabiliriz. Satürn burada geleceğe dair kaygılarımızı, endişelerimizi arttırabilir, karamsarlıklar verebilir bize, korkular verebilir. Bazı yoksunluklar, kısıtlamalar hissedebiliriz ya da bir şeyleri kaybettiğimiz endişesi içerisinde olabiliriz. Evet, kuşkusuz Satürn bizi geçmişin etkisinden kurtaracak veya hani bunları hayatımızdan çıkaracak çok güçlü bazı yapılandırmaları da gündeme getirebilir. Artık tamamlanması gereken, ilerlemesi mümkün olmayan konu ve kavramlar tamamlanabilir hayatımızda, geride kalabilir. Bitişlerle de ilgilidir Satürn. Ayrılıklar, sonlanmalar, ölümler Satürn temasıyla alakalıdır. Bu bazen bir düşünce olabilir, bazen bir alışkanlık, bir davranış. Bazen alıştığımız yerden ayrılma, bazen bir ilişkiyi sonlandırma, bazen bir kayıp. Çeşitli şekillerde hayatımızda kendisini gösterebilir. Evet, eskiler dedik, aileden, atalardan gelen yapılar ve bunların bizim üzerimizdeki etkileri, olumlu veya olumsuz.
çeşitli şekillerde olabilir. Tarih gibi konular, tarihi eser, bir ülke için düşündüğümüzde ülkenin değerleri, ülkenin kaynakları, ülkenin geçmişinden gelen miras kalmış değerleri, tarihi eserleri burada düşünülebilir. Tabii ki burada duygusal olduğu kadar genetik mirasımız da söz konusu veya geçmişimizin şu anki üzerimizdeki etkileri söz konusu. Ailedeki yaşlı kişiler, olgun kişiler, ebeveynler, tam da hani yengeç ve oğlak burcundaki Satürn'ün simgelediği gibi hayatımızda biraz daha öne çıkabilir. Bu alanlardaki bazı kaygılarımız, endişelerimiz gündemde olabilir. Diğer gezegenlerin yerleşimlerine baktığımızda Merkür artık Yengeç Burcu'nda. Merkür de zihnimizi, düşüncelerimizi yine biraz daha duygusallaştırıyor aslında. Yine bizi geçmişe çekiyor, biraz bilinçaltımıza çekiyor. Yine çocukluğumuzla ilgili kavramlar üzerimizde etkili olabilir. Kararlarımızda, algımızda, ailemiz, yuvamızla ilgili temalar çok belirleyici olabilir. Biraz belki olaylara objektif bakmakta zorlanabiliriz bu anlamda. Venüs İkizler Burcu'nda, Venüs İkizler'de aslında biraz hareketli bir Venüs söz konusu. Ve bu yeni ayında gündeme getirdiği ilişki dinamikleri, ailevi konular veya bazen aile işiyle ilgili bir ticari konu da olabilir. Aileyle ilgili sorumlulukları alma veya bir aile işini bırakma, kapatma ve bununla ilgili bazı temaslar, yazışmalar, sözleşmeler, belki bazı eğitimler, belki seyahatler ve benzeri konular da yine gündemimizde olabilir. Mars Koç burcunda hızlı bir enerji, mücadele edilmesi gereken konularda aslında güçlü bir şekilde mücadele etme gücü veriyor bize şu dönemde Mars, ama agresyonlar da yaratabilir, gerilimler de, huzursuzluklar da yaratabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Tam yükselen üzerindeki 0 derece Kova burcu etkisi biraz toplumsal alanlardaki yenilikler, belki yeni bazı keşifler, yeni uygulamalar anlamına geliyor. Burada tabii ki bilimsel keşifler olabilir ya da siyasi anlamda olabilecek yeni oluşumlar olabilir. Bazı yeni kanunlar, yasalar söz konusu olabilir. Ekonomik anlamda yine değerlerimizi korumak anlamında toprak ve tarım yapılarında özellikle burada ülkemiz adına bunları nasıl değerlendireceğiz, daha fazla nasıl verim alacağız? Bu alanlarda bazı yeni uygulamalar olabilir. Aynı şekilde tarihi eserlerimiz, ülkemizin genel kaynaklarıyla alakalı belki bazı yönetimsel önemli yapılar devreye girebilir. Yeni kararlar, yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Oğlak burcundaki Satürn, evet, devleti yönetiyor, hükümeti yönetiyor, tüm aslında liderleri, gücü elinde bulunduran kişileri, önemli sistemleri, yapıları da yönetiyor. Ve bu alanlarda bazı şeylerin, köklü bazı kurumların yeniden yapılanması, yeniden düzenlenmesi veya buralarda bazı görev değişiklikleri gibi durumlarda tabii ki bu yeni ayla beraber gündemimize gelebilir. Özellikle önce burçlarımızın son dereceleri ve sabit burçlarımızın ilk dereceleri en fazla etki alan burçlar olacak dedik. Hepimiz lütfen haritalarımızda yükselen burcumuza göre yengeç ve oğlak hangi evlerimizdeyse haritamızda, o ev konularında bu yeni ay enerjilerin aktifleşeceğini takip edebiliriz. Zaten 2 yıldır aslında bu ev alanları tutulmaların da geçişleriyle beraber, tutulma enerjileriyle de beraber zaten gündemde daha fazla olay yaşadık ve bu yaşam alanlarını düzenledik, düzenlemeye çalışıyoruz. Bir şeyleri tamamen çıkardık, değiştirdik, yeni yapılar kurduk. Biraz daha belki güvenli adımlar atmaya çalışıyoruz, sistemler kurmaya çalışıyoruz. Şimdi bunlarla ilgili de yine bu yeni ayın belki Satürn'ün enerjisiyle son dokunuşları yapmasını, belki gözden kaçan bazı sorumluluklarla bizi yüzleştirmesini özellikle bu yaşam alanlarında bekleyebiliriz. Burcunuza ve yükselen burcunuza göre de kısaca yeni ay etkilerine değinmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Yeni ay 28 derece yengeç burcunda olacak. Özellikle doğum günü Nisan'ın
15 ile 21 arasında olan koç burçlarımız. Ve lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Yükselen burcu 28 derece ve yakınlarında olan yükselen koçlarımız. Yani bunu artı eksi 5 derece düşünebilirsiniz. Bu yeni ay hayatınızda önemli etkiler getirebilir. Satürn'ün teması biraz sorumluluklara, kısıtlamalara, bazı baskılara da işaret ediyor. Özellikle otoriteyle ilgili konular, kariyerle ilgili konular, aile büyüklerinizle ilgili konularda sorumluluklar olabilir. Evet, Satürn köklü değişimler, bazı bitişler, sonlanmalar, bazı kayıplar anlamına da gelebilir. Bu bir işten ayrılma, bir işi tamamlama, bir yer değiştirme, taşınma, bir aile işini kapatma ya da kariyerde önemli kararlar verme ya da aile büyükleriyle ilgili yaşayabileceğiniz bazı sınavlar, kayıplar ve benzeri konular. Bunlar tetiklenebilir. Ama Satürn özellikle zaten son 2 yıldır işaretlerini verdiği konularda artık son geçişlerini yapıyor. Ve artık bunlar daha kadersel etkiler. Ve bu yeni ay ile beraber hayatınızda biten, tamamlanan, değişen konular varsa aslında bunlar sizin hayrınıza olan şeyler. Ve bundan sonraki süreçte artık bu biten konuların yerine yenileri gelecek. Yeni sistemler, yeni yapılar kurmak üzere başka açılımlar hayatınızda bekleyebileceksiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Yengeç yeni ayı 3. evinizde meydana geliyor. Evet, bu yeni ay 28 derece Yengeç burcunda olacak. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle 28 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişiler, örneğin kardeşiniz, akrabanız veya bir komşunuz, yani onlarla ilgili konular olabilir. Örneğin kardeşinizin hayatında güçlü etkiler olabilir. Taşınabilir, iş değişimi olabilir, evlenebilir ve benzeri. Ayrılıklar olabilir, zorunlu ayrılıklar. Komşunuz başka bir yere taşınabilir, sevdiğiniz bir komşunuzdan ayrılabilirsiniz. Sizin için bir eğitim hayatında bir kapanış, bir sonlanma, bitiş, ticari bir faaliyeti tamamlama veya yer değişiklikleri ve benzeri etkiler çeşitli şekillerde gündemde olabilir ve bunlar 1,5-2 yıldır hayatınızda süre gelen bazı konuların tamamlanması anlamına da gelebilir. Artık burada olup bitenler bu bir ay içerisinde kesin kes bir sonuç verme aşamasında olacaktır. Bundan sonra bu alanlardaki konularla en azından 8-9 yıl çok fazla güçlü etkiler almayacaksınız. Bu şekilde daha kadersel bazı temalarla karşılaşabileceğinizi unutmayın sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Yengeç burcu yeni ayı 2. evinizde doğuyor. 28 derece Yengeç burcunda olduğu için hem 2. evinizi kontrol ediniz hem de özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç, Yengeç, Terazi veya Oğlak burçlarında 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Para durumunuzda önemli gelişmeler olabilir. Satürn etkisi biraz baskılar yaratıyor. Kendinizi parasal anlamda zorlanmış, tıkanmış, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Zorunlu harcamalar olabilir, mesuliyetler olabilir. Bir vergi borcu, bir kredi borcu olabilir. Veya hayatınızda miras gibi, nafaka gibi, tazminat gibi bazı yükümlülükler olabilir. Şimdi bu yeni ay genel olarak biraz sıkıntı yaratma potansiyeli var. Ama engelleyebileceğimiz bir durumda değil. 1,5-2 aylık, belki 1,5-2 yıldır özellikle hayatımızda süre gelen bir konuların artık tamamlanma aşaması, sona erme aşaması ve finansal durumunuzla da ilgili, iş hayatınızla ilgili veya para kazanma yöntemleriniz, para kazanma olanaklarınızla da ilgili yeni olasılıkları, yeni yapıları, yeni sistemleri hayatınıza da getirebilecek bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, evet, burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Özellikle doğum gününüz 16 ile 22 Temmuz arasıysa çok daha güçlü etkiler alabileceksiniz bu yeni aydan. Yeni başlangıçlar adına hayatınızı düzenlemek, yeni kararlar vermek adına bu yeni ay çok güçlü. Satürn etkisi ilişki dinamiklerinizi öne çıkarıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuzla beraber yükselen burcunuz özellikle 28 derece ve yakınlarındaysa ya da haritanızda 28 derece ve yakınlarında özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa ilişki dinamiklerinizde çok ciddi kararlar verebilirsiniz. Ayrılıklar olabilir.
Ama bu sorumluluklar da alabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bir ilişkinin sorumluluğunu almak evlilik anlamına gelebilir tabii ki. Veya süre gelen bir sorununuz var. Artık kesin olarak bu ilişkinizle ilgili bu sorunu çözmek için kararlı davranabilirsiniz. İş birlikleri, ticari ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, bazen rakipleriniz, açık düşmanlarınız ve benzeri konularda da güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni ay döngüsünde. Sağlığınıza da dikkat edin. Çünkü Satürn enerjisi biraz genel sağlığınızda zorluklar işaret edebilir. Yorgunluklar, sindirim sistemi problemleri, eklemler, kemikler, dizler ve benzeri alanlarda sağlık sorunları veya aile üyelerinde özellikle anne, baba, yaşlı kişiler, ebeveynler, onların sağlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Bazı kadersel durumlar, bitişler, tamamlanmalar, ayrılıklar da olabilir. Hayatınızda bazı taşınmalar, yer değişiklikleri olabilir. Güçlü bir etki var. Bir sistemin oluşabilmesi için bir şeylerin hayatınızdan tamamen çıkması gerekiyor. Bu yeni ayda böyle bir enerjiyi deneyimleyebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet, 28 derece yengeç yeni ayı 12. evinizde doğacak. Geçmişi sorguluyorsunuz. Kendi içinize biraz kapandığınız, biraz yalnızlaştığınız ya da yalnız kalmak istediğiniz bir dönem. Önemli farkındalıklar gelebilir tabii ki. Getirebilir bu yeni ay size. Ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Her aslan aynı ölçüde etkilenmeyecek. Hatta bazı aslanlar hiç etkilenmeyecek. Ama önce burçlarda gezegeniniz varsa, Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak, özellikle 28 derece ve yakınlarındaysa o zaman etki alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Belki zorunlu bir tedaviye başlayacaksınız. Bir sağlık sorunuyla yüzleşme durumu olabilir. Diyete başlamak için aslında uygun bir dönem. Hayatınızdan bazı olumsuz alışkanlıkları, zararlı alışkanlıkları çıkarmak, bunlardan kesin kurtulmak için de iyi bir dönem aslında. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadan önce sizin için zararlı olan kavramları belki farkındalığınızla hayatınızdan çıkarıp şöyle bir alışkanlıklarınızı, günlük hayatınızı yeniden düzenleme kararı verebilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, 28 derece yengeç yeni ayı 11. evinizde doğacak. Aslında güzel bir alanda doğuyor. Güzel bir yeni ay bu sizin adınıza. 28 derece ve yakınlarında özellikle gezegenleriniz varsa daha olumlu enerjiler var. Yeni hedefler, yeni projeler, yeni niyetler, yeni bir işe başlama, yeni tanışmalar, yeni gruplara girmeler, yeni bir etkinlik, belki bir grup çalışmasına dahil olacak, belki bir kulübe, bir derneğe üye olacaksınız, belki yeni kişilerle tanışacaksınız ya da arkadaşlarınızla birlikte bazı faaliyetler içerisinde olacaksınız. Hem sosyal hayatınızı hem duygusal hayatınızı olumlu ölçüde etkileyecek bir yeni ay. Ancak Satürn etkisi bazı sorumluluklara işaret ediyor. Bazen bir arkadaşımız, artık bir arkadaşlık ilişkimiz ya da aşk hayatımızda bir romantik ilişkimiz bizim için tamamlanmışsa, artık duygusal anlamda, zihinsel anlamda bize faydalı değilse, enerjisel olarak bizden bir şeyler alıp götürüyorsa belki de hayatımızdan bunları çıkarabiliriz. Böyle kararlar verebiliriz. İlişkilerimizle ilgili, aşk hayatımızla ilgili ya da arkadaşlarımızla ilgili dönüşümler de yaşayabileceğimiz enerjiler var. Ama bunlar bizim hayrımıza olacak, bizim yararımıza olacak gelişmeler. Sevgili başaklar, sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, evet, 28 derece yengeç burcunda doğacak yeni ay, özellikle doğum günü 18-23 Ekim arası olan sevgili terazilerimiz ve lütfen yükselen burcunuzu kontrol ediniz. Doğum haritanızda 28 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa, önce burçlarda gezegenleriniz varsa sizin için daha önemli etkileri var. Yengeç yeni ayı kariyer konularına işaret ediyor. İş konularında değişimler, dönüşümler olabilir. Yer değişimleri olabilir. Özellikle aileyle bağlantılı dinamikler de var. Anneniz, babanız, ebeveynleriniz bir aile işinde çalışıyor olabilirsiniz. Belki buradan ayrılmak kararı alacaksınız. Başka adımlar atacaksınız hayatınızda. Veya bir aile işinin sorumluluğunu alacaksınız. Ebeveynlerle ilgili konularınız aktif. Yani anne, baba olduğu kadar ailedeki yaşlı kişiler, olgun yaştaki kişiler. Evet, bazı zorunlu
kadersel ayrılıklar olabilir, bazı kayıplar olabilir ya da onlarla ilgilenmeniz gerekebilir, maddi manevi sorumluluklar olabilir, taşınmalar olabilir, emlak alma satma, aileyle ilgili belki aile evinin yeniden yapılandırılması ve benzeri konularınız, evet bunlar gündemde olabilir. Kariyer sadece işle ilgili olmaz, bazen ilişkilerimizle ilgili olabilir. Yani bir evlilik, evlilik olduğu kadar bir boşanma, bir ayrılık da bizim kariyerimizi etkiler. Ve tüm bu süreçler, özellikle Satürn etkisi, hayatımızda böyle ciddi yapılandırmalar içinde tabii ki önemli etkiler verebilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Yengeç yeni ayı 9. evinizde meydana geliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında öncü burçlarınız varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sabit burçların da ilk derecelerinde olanlar etki alacak. Siz de bir sabit burçsunuz. Özellikle akrep burcunun ilk derecelerinde doğduysanız veya yükselen burcunuz akrep burcunun ilk dereceleri ise yine güçlü etkiler alabilirsiniz. Seyahatler olabilir. Bu yeni ay size uzun bir seyahat getirebilir örneğin, veya Satürn etkisi bazı seyahat planlarınızı kısıtlayabilir. Örneğin yurt dışı, uluslararası alanlarda, yabancı ülkelerle ilgili planlarınız varsa Satürn burada bazı kısıtlamalar, engeller getirebilir. Akademik alanlarda, eğitim hayatınızla da ilgili bazı sorumluluklar olabilir ya da bazı engeller, kısıtlamalar gelebilir. Yakın çevreniz, akrabalar ve özellikle kardeşlerle ilgili sorumluluklarda belki bazı yasal davalar, bazı böyle aile ve kardeşler arasında, akrabalar arasında olan anlaşmazlıklar, böyle emlak davaları, miras davaları ve benzeri konular olabilir. Bunlarla ilgili konular olabilir. Belki bir süredir devam eden, hani bir buçuk, iki yıldır belki hayatımızda olan bir konuyla ilgili artık bir sona erme aşaması olacak. Bir tamamlanma gündemimiz var ve bununla ilgili bu yeni ay güçlü etkileri hayatınıza getirebilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Yengeç yeni ayı 8. evinizde doğuyor. Evet, zaten son 2 yıldır Yengeç Oğlak tutulmaları parasal alanlarınızı çok aktif hale getirdi. Bu yeni ayda yine finans konularına, para konularına işaret ediyor. Satürn etkisi sizi biraz baskı altında tutabilir. Parasal anlamda kendinizi yetersiz, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Dolayısıyla para endişeleri, kaygıları, genel olarak kendinizi güvende hissetmenizi zorlayacak koşullar oluşabilir. Belki ödemeleriniz var, bir kredi borcunuz, vergi borcunuz var, miras, nafaka gibi bir konu var. Şimdi bunlar biraz baskı yaratabilir. Kredi almak istiyorsunuz, belki engeller karşınıza çıkabilir. İşinizde, gücünüzde bazı kısıtlanmış durumlar olabilir ki parasal kaynaklarınızın zorlandığını hissedebilirsiniz. Bu yeni ay belki, yani bu parasal durumunuzda var olan sorunları çözmek için bazı davranışları ya da bazı işleri ya da bazı beklentilerinizi değiştirmeniz ya da tamamen bazı yeni planlar oluşturmanız adına harekete geçebilir örneğin. Bir işi bitirmek ya da bir işi tamamen kapatmak da söz konusu olabilir burada. Ya da beklediğiniz bir paranın artık gelmeyeceğine dair bir farkındalık da olabilir. Bunun gibi benzer durumlar olabilir. Eşinizin kaynakları, eşinizin kazançları, eşinizin parasıyla da ilgili konular bu yeni ayın gündeminde olabilir sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, evet en fazla etki alan burçlardan birisiniz. Tam karşıt burcunuzda yeni ay doğuyor. Uzun süredir zaten bu tutulma etkilerinde olduğumuz için hayatımızda değişimler var, yeni yapılandırmalar var. Yeni ayda burcunuzu tekrar ziyaret eden Satürn'ün güçlü bir etkisi var. Bu durum yine sorumluluklar, yine biraz sıkıntılar, engellenmeler anlamına geliyor. Sizi zorlayan ilişkileriniz olabilir. Ayrılık kararları olabilir. Bir işbirliğini bitirebilirsiniz. Veya artık ilişkileriniz daha fazla sorumluluklarını yüklenebilirsiniz. Aile kurma sorumluluğu olabilir. Ev alma sorumluluğu olabilir. Yuva konuları olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili konular var. Zorunlu ayrılıklar, kayıplar olabilir. Genel sağlığınıza da lütfen dikkat ediniz. Özellikle tabii ki her oğlak aynı ölçüde etkilenmiyor. Bu özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Doğum gününüz
15-21 Ocak arasıysa ve yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa, o zaman bireysel olarak daha güçlü etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Sağlığınıza dikkat edin, çünkü Satürn en temel kronik sorunları biraz arttırır. Yani ağrıları, sızılır, eklem ağrıları, kemik ağrıları, diş ağrıları, eğer kronik bir diz sorununuz varsa hani bunları bir gündeme getirebilir. İlgilenmeniz gerekebilir bunlarla. Hayatınızda belki bir şeyleri feda edeceksiniz. Hayatınızdan tamamen çıkaracaksınız. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak, bazı belki sizin için artık gerekliliği kalmamış bazı ilişkileri bırakmak veya bir işi tamamlamak, yer değiştirmek, taşınmak gibi daha kadersel, daha güçlü kararlar verebileceğiniz ya da zorunlu olarak baskılar hissedebileceğiniz bir döngüde olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 28 derece yengeç yeni ayı 6. evinizde doğuyor. Demek ki iş imkanlarınız, iş ve mesleki konularınızda yeni adımlar atıyorsunuz. Ama bazı zorunluluklar da var. Yardım aldığınız kişiler mesela işten ayrılabilir. Bazı iş arkadaşlarınız işi bırakabilir gibi. İş ortamınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Yer değişiklikleri olabilir veya mesleki değişimlere karar verebilirsiniz. Çalışma alanınızı değiştirebilirsiniz gibi. Sağlığınıza dikkat edin, çünkü Satürn etkisi biraz genel sağlıkta zorlanmalar yaratabilir. Ama her kova etkilenmiyor. Hatta bazı kovalar hiç etkilenmiyor. Lütfen yükselen burcunuz, özellikle güneş burcunuz 0 derece ve yakınlarındaysa ve 28 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa, o zaman etki alabileceğinizi söyleyebilirim. Kontrol ediniz doğum haritalarınızı. Ama böyle yerleşimleriniz yoksa çok da önemli etkiler almayabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yengeç yeni ayı 5. evinizde. Bu yeni ay, evet, yine aşk konuları, romantik konular, çocuklarla ilgili konulara işaret ediyor. Hamilelik, çocuk sahibi olma veya var olan çocuklarınızla ilgili bazı mesuliyetler, onların eğitimi, onların evlenmesi, belki torun sahibi olacaksınız, çocuğunuzun çocuğu olacak ve benzeri konular. Çünkü işin içinde Satürn olunca, İsterseniz hayatın biraz daha ciddi konuları, biraz sorumluluklar öne çıkıyor. Kısıtlanmalar olabilir. Artık bitmesi gereken bir aşk ilişkisi bitebilir. Artık belki hani umutla beklediğiniz bir ilişkinin olmayacağına karar verebilirsiniz. Bazı arkadaşlık ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Ait olduğunuz bazı arkadaş gruplarından ya da bazı sosyal gruplardan, kulüplerden, derneklerden, vakıf çalışmalarından falan ayrılabilirsiniz gibi. Bazı projelerinizi bitirebilirsiniz. Maddi konulara biraz dikkat edin. Finans konularında sıkışıklıklar olabilir. Çocuklarla ilgili bazı sorumluluklar olabilir bu dönemde. Ama çocuklarla ilgili sorumluluk sahibi olmak aslında anne baba olmak anlamına da gelir. Yani bu yeni ay annelik babalık konusunda da sizi destekliyor aslında. Bir şekilde kişisel doğum haritanızı lütfen bakınız. 28 derece ve yakınlarında öncü burçlarınız varsa ya da 0 derece ve yakınlarında özellikle sabit burçlarınız varsa, o zaman yeni ay enerjilerinin bireysel olarak hayatınıza daha fazla dahil olmasını bekleyebilirsiniz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri
tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.